Ha. Evet, bu rezim sahilde abi. Bravo ya, bravo. Öncelikle böyle bir projeyi yapmamızdaki maksat hava sıcaklığının mevsim sıcaklarının yükselmesi nedeniyle ilçemiz denize uzak olduğundan sadece bir devrekanlı çayımız geçmekte. Daha önce böyle projeleri internetten, haberlerden gördük. Yalnız bizimkisi biraz farklı oldu. Benim gördüğüm kadarıyla kısa römork tarzı, traktör römork tarzı şeklinde yapılıyordu bu şekilde havuzlar. Biz de bu nakliye işiyle de uğraşıyoruz aynı zamanda. Bizde de ölçülerini söylediğimizde belki de şu anda Türkiye'de yapılmış bu şartlarda en uzun havuz diyelim. 13.60 boyunda, 1.50 yüksekliğinde. Arkadaşlarla beraber bu dorseyi biz niye yapamayalım dedik. Çok da güzel oldu. Halkımız için de iyi oldu. Serinlemek isteyen geliyor. Burada gününü geçiriyor. Oturacak yerler hazırladık. İlçemizde yükselen hava sıcaklıklarından dolayı çok bunalıyorduk, çok daralıyorduk. İlçemiz deniz kesimine uzak olduğundan dolayı imkanlarımız dahilinde gidemiyoruz. Dün duyduk muhtarımız Sayın Vural Ünlü böyle bir düzenek yapmış buraya. Sağ olsun, hani ilçemiz adına çok güzel olmuş. Hani gençler ve herkesin girebileceği yer olmuş. Sabahtan beri buradayız. Gayet çok serinledik. Çok zaten hava sıcaklıkları çok yüksek bu ara ülkemizde. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vural Ünlü'ye. Keyfin değil mi? Hayal et yani. Hayal gücün olmalı. Mesela şey diyeyim, Şenzok'tayım. Marmara geliyor zaten. Hadi yol abi. Bu ya. Yok bu. Yok. Ay yavuş. Sen mi acaba? 1 2 3 atla abi sen ha. İlçemizin yeni mahalle muhtarı Vural Bey'den gelen bir öneriden dolayı dorsemizde, tırımızın dorsesinde böyle bir şey, bir proje gerçekleştirdik. Öneri Vural Bey'den, ustalığı ve işçiliği bizden olmak şartıyla ilçemizin gençleri için işte böyle bir şey serinlemek için, kendimizi sıcaktan korumak için böyle bir şey düşündük.